Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.
Buraya ne zaman gelsem daralıyorum. Torun mal benden de o kadar. Biz bile ne zaman gelsek tırsıyoruz baksana. Bu adam burada nasıl çalışmış halen anlamadım ya. Girerken haber verin be. Ne oldu abi, tırstın mı? He? Bir gün siz de geleceksiniz buraya. Aman abi, bizi senin eline vermesinler. Başka bir yere götürsünler. Abi biz bıraktık, işlemler tamam. Adam yarın gömülecekmiş. Atayım ben sana. Ver, ver. Al. Ver kalemde. Müdüre selam söyle. Aman ama abi dur dur. Biz gidelim, daha sonra yaparsın. Hadi eyvallah Emin abi. Emin abi, bunu bugün mü defnedeceğiz? Kasada bir tane var, onu gömeceğiz. Bunu da hazırlar, akşama gömeriz. Hadi git, tabutu al gel. Tamam abi, ben tabutu alıp geliyorum. Yes.
Kurtulamayacaksın. Neden korkacağım? Mezar Cengiz Bey. Allah'ım yarabbim. Bunu da yarın mı gömeceğiz abi? Yarın sabah erkenden gömersin, tamam mı? Tamam o zaman. Sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Dur, gitme oğlum. Bir dakika. Buyur abi. Buzlukta bir tane daha var. Onu da hemen bundan sonra gömersin, tamam? Tamam abi. Aklın kalmasın. Sabah erkenden halledeceğim. Thank you.
yaşamazsın. Vardı ya, cenaze yıkayan kızı. Lan bunu unutacağız demedik lan göz. Lan bir sessiz olun, herkes duyacak. Sadece sor sorduk. Lan bunu bir daha dillendirirsen onun başına gelenlerin aynısı senin de başına gelebilir. Unutma. Sakinleş sen de biraz, herkes duyacak şimdi. O yavşandı. Kızın kanına biz girdik. Ama bunu o yaptı. O yavşak yaptı. Şimdi bu meseleyi yeniden dillendirmenin ne manası var? Hepimiz suçluyuz. Kadın hamile kaldı. Annesi de güme gitti. Hepsi bizim suçumuz. Üçümüz yaptık. Tamam. Biz yapmış olabiliriz. Ama o verdiği tepki yanlıştı. Dua etsin. Dua etsin yeri değildi. Tamam. Sakinleş. Hadi biz de gidelim. Thank you.
kaybettim. Ne tarafa gidecektiniz? Yolun karşı tarafına gidecektim ama yolumu kaybettim. Mezarlıktan geçmeye de korkuyorum. Ben de o tarafa gidecektim. Mezarlıktan sıkıntı çıkmaz. Eğer isterseniz size eşlik edebilirim. Emin abi, hava yağacak herhalde. Yağacak. Bir boş yer varsa bunu gömelim. Evet, bir tane var ama girişte değil, ortalarda bir yerde. Oraya gömmesi zor olur. Hem yağmur da yağacak, yarın gömelim abi. Olmaz oğlum. Yağmur yağarsa mezarı doldurur. Onun için biz bunu gömelim. Ben de sana yardım ederim, tamam mı? Tamam, ben tabutu alıp geleyim, halledelim o zaman. Hem yarın iş olmazsa ben de izin kullanırım. Tamam, tamam, peki. Hadi. Saatte yapılacak iş mi bu? Keşke ısrarla yarın yapalım deseydim. Lanet olsun. Kürek de buradaymış.
Sakin ol abi. Abi ne oldu sana böyle? Gel abi kalk. Abi. Abi benim abi ben Cengiz. Abi ne oldu sana kalk sakin ol tamam. Geçti abi. Abi şu sandalyeye otur gel. Abi şöyle otur. Tamam geçti sakin. Ne oldu sana? Cengiz. Bırak. Neler olmuş burada böyle? Oh. Bu gecelik bu kadar yeter. Hadi gidelim. Ben de aynen bu lafı söyleyecektim abi. Hadi gidelim abi. Sen kimsin ya? Abi ben Cengiz. Emin abi, hadi gidelim artık. Emin abicim, hadi gidelim artık. Yavaş oğlum. Geçmiş olsun Emin abi. Hayırlı akşamlar Emin abi. Sağ ol. Teşekkürler.
işim var benim burada? Hangi ara geldim? Nasıl geldim? Ne zaman geldim? Allah'ım. Hangi ara geldim ben buraya? Abi neler oluyor burada? Ne oldu oğlum? Seni bıraktıktan sonra eve gidiyordum. Bir an gözlerim karardı. Kendime geldiğimde sabah ezanı okunuyordu ve mezarlıkta mezar kazıyordu. Hangi ara gittim, nasıl gittim hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen bir şeyler biliyorsun abi. Neler oluyor burada? Yok bir şey oğlum. Sen iyice yoruldun. Ne yapacağına karar veremiyorsun. Git şu Melek Hanım'a bir uğra hadi. Ne yani abi, ben delirdim mi? Melek Hanım'a gidip ne diyeceğim? Ne olduysa dün gece oldu. Ben bir şey anlamadım abi. İşte sana söylüyorum ya. İyice yoruldun. Git Melek Hanım'a sana bir şeyler yazsın. Tamam abi. Sen kapıyı çal, hoca içerideyse derdini anlat. Bana çok faydası oldu. Tamam abi. Yaptığın her şeyi biliyoruz. Öleceksin, cezanı çekeceksin. Samimiyetimize dayanaraktan bir şey soracaktım. Buyur Cengiz. Emin abi de ben de uzun süredir izin kullanamadık. Çok yorulduk. Üzerimizde bir gariplik var. Tuhaf hislere kapılıyoruz. Emin abi Melek yardımcı olur dedi. Anlaşıldı. Senin biraz gevşemeye, rahatlamaya ihtiyacın var. Bu reçete satılmıyor. Bunu sana vereceğim. Ama yalnız bir kere mahsus olacak bu. Tamam mı? Teşekkür ederim. Yalnız sizden ricam, lütfen aramızda kalsın. Merak etme Cengiz. Burada konuşulan burada kalır. Teşekkür ederim. Geçmiş sağ olun. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Bacım bir müsaade eder misin? Bacım bir müsaade et da. İşimiz gücümüz var. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol.
Cengiz. Oğlum bak, bu iki gündür bekliyor. Bunu gönderelim. Tamam. Tamam. Önce şeyi çek bakalım. Hadi. Yavaş. Cengiz. Cengiz. Oğlum. Ben sana bunu değil, bunu göm dedim. Tamam, dalmışım. Hadi al götür. Demek bugün ikisini de halledeceğiz. Tabii. Bu sabaha kadar kazdığım mezar vardı ya. Demek onun için kazmışım. Oğlum bana bak. Sen Melek Hanım'a gittin mi? Gittim, uğradım abi. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama yok, doğruyu söyle bana. Söyle. Son iki gündür burada bir gariplik var. Bana da bir şeyler oluyor. Bununla ilgili bildiğin bir şey var mı? Ya Allah Allah. Bak. İkimiz de iyice yorulduk, tamam mı? 7 senedir buradayız. Hiçbir şekilde tatil yapmadık, ne ben ne sen. Onun için artık böyle şeylere kafanı takma ya. Nasıl kafanı takma? Abi gözünü seveyim. Olmayan insanlar görüyorum. Garip hislere kapılıyorum. Sürekli arkamı kollayarak dolaşmaya başladım. Bana burada bir şey yok deme. Burada bir şey var Emin abi. Kas gevşemesi. Olur böyle. Biraz sonra da gaz bırakır. Anladım abi. Neyse ben gidiyorum abi. Hadi. Olsun mu dedim. Neden, ne diyecektin? Sen değil miydin sürekli şükürlerimi karışan? He? Ne oldu şimdi? Hay be. Hadi. Ne işin var senin burada?
Yoksa bir şey mi oldu? Düşün içindir. Düşün.
artık yolunuzu bulursun. Ağır ağır öleceksin. Kulun çekile çekile öleceksin. İşimizi ya da alın canımızı. Emin abi! Yaptı oğlum sana. Cengiz. Cengiz. Kim yaptı oğlum bunu sana? Cengiz. Cengiz. Uzlu.
Sen şeytanın hizmetçisi olarak hala devam ediyorsun. Kes şunu. Kes! Bırak! Bırak beni diyorum sana! Bırak! Allah kahretsin! Allah kahretsin!